Selamünaleyküm. İyi günler. Bugün AVR mikro işlemcisiyle basit bir LED yakıp söndürme projesi yapacağız. Ama bundan önce biz VirtualBox'ta çalıştığımız için VirtualBox'ı USB'ye algılamasını sağlamamız gerekiyor. Yani USB'yi taktığım zaman VirtualBox'ın bunu algılamasını sağlamam gerekli. Bunun için VirtualBox'ın sitesine gidip burada VirtualBox Extension Pack var. Bunu indirmemiz lazım. All Supported Platforms. Buraya tıklayıp buradan indiriyoruz. Ben çoktan indirdim. Burada. Sonra çalıştırıyoruz. Bir sözleşme görüyor. Sonra bizden root şifremizi istiyor. Evet. Extension Pack has installed successfully. Şu an yükledik ama şu anda nereden çıkayım? Şimdi buradan USB'ye gidip USB 2.0'a tıklayıp Add filter from device dersek burada göremiyoruz. Hiçbir yine aygıt yok. Bu iş için şimdi ben bir terminal açıyorum. Burada root kullanıcısı oluyorum. Sonra kendi kullanıcımızı VirtualBox user, VBox user diye bir kullanıcı var. Onu eklememiz gerekiyor. Burada bu şeyi görebilmemiz için. Çünkü bu VirtualBox Manager'ı biz kendi user'ımız, kullanıcımız ile açıyoruz. Bu grupların nerede depolandığını göstereyim bu arada. Cat ile dosyanın içeriğini gösterebilirsiniz. etc dosyasının dizinin içinde grup adında bir dosya var. Bastığım zaman grupları gösteriyor bakın. Bakın burada ben kendimi ekledim zaten ama nasıl eklendiğini de göstereyim. VirtualBox VBox Users var. Add User deyip Halit benim kendi kullanıcım burada. VBox Users dersem eklemiş oluyorum. Bunu ekledikten sonra çıkıp yeniden girmemiz gerekiyor. Yani logout, login yapmamız lazım. Kaydı durdurup logout, login yapayım. Logout, login yaptım. VirtualBox açayım. Ve bakalım USB gelmiş mi? Evet, şu an USB'leri koyabiliyorum. Şurada bir bug oluşuyor. Bakın şuradan aşağısında sağ tıklayamıyorum. Şurada tıklayabiliyorum. Burada nedense VirtualBox'tan kaynaklı sanırsam bir bug var. Bunu buradan değil display'e yazalım. Şuradan başka bir display'e alıp sonra yeniden eski haline getirdiğimiz zaman bu bug düzeliyor. Şu an burada da sağ tıklayabiliyorum. Neyse. AVR diye bir dosya açmıştım. Bunu sileceğim. Burada bir tane LibreOffice Draw'dan bir şeyler yaptım size göstermek için. Şimdi bizim AVR mikro denetleyicilerde
şöyle şeyler görürüz. PV0, PV1. Bunun gibi pinler vardır. Başka şeyler de olur. Burada bu herhangi bir mikro denetleyici değil. Sadece örnek olarak çizdim. PA0, PV, PA1. Bunları input output olarak kullanabiliyoruz. Bu videoda LED yakacağımız için output olarak kullanacağız. PB0'a AddTiny'de LED bağlayacağız. Ve yakıp söndüreceğiz. Yani şöyle olacak. Direnç var. Bildiğiniz gibi. Şimdi burada output mu, bir pinin input mu olduğunu belirleyen DDRA, DDRB, işte hangi pinse o. Mesela port B'dense B portundansa DDRB. A portundansa DDRA. İşte C portu varsa C portunda bir pini output olarak kullanıyorsak DDRC. Şimdi DDRB şöyle 8 bitlik bir register. Bu register'da sağdan, yani sağ taraftan sola doğru 0. bit, 1. bit, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Mesela DDRB için şu PB0, PB1, PB2, PB3, DDRA için PA0, PA1, PA2. Ve bunlar bu register'a biz bu pinlerden mesela şunu 1 atarsak diyelim ki 1 atadık. Bu output olarak kullanıyor. 0 olduğu zaman input olarak kullanıyor. Biz output olarak kullanacağımız için buradaki 0. biti kullanacağımız için şunu 1 yapmamız lazım. Şimdi hepsini 1 yaparsak hepsini output olarak kullanmış oluruz. Peki hepsini 1 yapmak için nasıl yaparız bunu? Şimdi şu hepsini 1 yaptığımızda şöyle bir sayı karşımıza çıkıyor. 1, 1, 1, 1. 8 tane 1 var. Ve bu da 10.255. Biz DDRB eşittir 255 dersek C kodu yazıyoruz yönelisi. Hepsini output yapmış oluyoruz. Ya da hexadecimal sayılarla çalışabiliriz. Biraz daha işimizi kolaylaştırır. Mesela bu FF'dir. 0x şeklinde gösterilir hexadecimal sayılar. Yani hex'teki x'ten akla gelirdir. FF yaptığımız zaman hepsini output yapmış oluyoruz. Yani şu şekilde yazabiliriz. Şunun sonunda tabii noktalı virgül de var. C'de yazarken. Binary olarak da yazabiliriz. 0 veya da binary için. Direkt doğrudan 1111 şeklinde binary olarak da ne yazabiliriz. Şimdi burada bir tane örnek var. Mesela tüm bit B portundaki tüm bitler output yani olarak kullanacağız diyelim. Bir de bizim port register'ımız var. Yazmış mıyım? Yazmışım. Şimdi port register'ında ise şu şekilde mesela bunların hepsini output olarak kullandık. Input'a girmiyorum input meselesine. Input olarak kullandığımız bir pinde port ne yaptık onu bu videoda girmiyorum. Output olarak kullandığımızı farz edelim. Ondan sonra port B'de ben 0 yazarsam 0 volt verir. 1 yazarsam işte VCC verir. Bu 3.5 volt olabilir. 5 volt olabilir. Beslemenize göre değişir. Yani high, yüksek gerilim yani high voltaj verir. Voltaj verir. Şimdi burada mesela ne yapmışız? Bir tane örnek yapmışız. DDRB'yi. DDRB'yi 0xFF şeklinde yazmışız. Yani bu ne demek? B portundaki tüm bitler output olarak kullanılacak. Bundan öncesinde tabii kod var. Sonrasında da olabilir. Bundan sonra while döngümüz var. Sonsuz bir döngü. 1 var çünkü. Hiç bitmeyecek bir döngü. Port B ne demiştik? Port B 0x01 yazmış. Şimdi bu binary'deki değeri şu. Ne olacak? PB0 biti 1 olacak. Yani output high yani voltaj olacak. 5 volt. 3.5 volt olacak. Sonra 500 milisaniye bekleme var. Bu util delay diye bir header var. Onun bir kütüphane var. Kütüphanenin içindeki bir fonksiyon AVR'de var. Bunu kullanabiliyorsunuz. 500 milisaniye direkt beklemesini sağlıyor. Port B ondan sonra 0.0 yapmışım. Yani ne demek? Yeniden 0 diyor. Tüm hepsi 0 olduğu için. Yeniden 500. Bu ne olacak? Yakıp sönmesini sağlayacak basit olarak. Ama bundan
bu yöntem tamam işe yarıyor ama her seferinde bunları açıkça belirtiyoruz işte. Hani bu sıfır mesela, ben bunu hiç değiştirmemek istesem, daha önce bu kullanıldı diyelim ve ben buradaki bir olduğu gibi kalmasını istiyorum. Bu iş için maskeleme yöntemleri var. Şimdi bildiğimiz üzere A veya kapısıyla OR kapısıyla B'yi, hani A'yı B ile veya aladığımız zaman, orladığımız zaman şu şekilde sonuç veriyor. 0, 0, 0. Diğerlerin hepsinde 1. Buradan şöyle bir şey çıkarıyoruz. Herhangi bir x'i, hani 0 olabilir, 1 olabilir. 1 ile ollarsan 1 yapar. Gözüktüğü gibi. Yani 1 ile olladığımız zaman 1 yapıyor. 0 ile ollarsan kendisi yapar. Bakalım şurada. Şimdi mesela ben 0'ı 0 ile olladığım zaman 0 yapıyor. 1'i 0 ile olladığım zaman 1 yapıyor. Kendisi yapıyor gözüktüğü gibi. 0'ı 1 ile olladığım zaman 1 yapıyor. 1'i 1 ile olladığım zaman 1 yapıyor. Yani ne yaparsam yapayım 1 ile olladığım zaman 1 yapıyor. 0 ile olladığım zaman 2 yapıyor. Aynı şey B'de de var. Ben mesela 0 sayısını 0 ile V'lersem 0 yapar. 1 sayısını 0 ile V'lersem 0 yapar. Yani fark etmez. Bir sayıyı 0 ile V'lemem 0 yapar. Bir sayıyı 1 ile V'lemem, endilemem veya o sayının aynısı yapar. Şimdi burada mesela bizim bir portumuz var diyelim. Bir register'ımız var. 8 tane içinde bit var. Ve şöyle bir şeyle ben bunu veya aldım, orladım. Ne olacaktır? Bir olan yer bir olacaktır. Diğer hiçbir yer, hepsi sıfırlı olandığı için değişmeden kalacaktır aynen. Bu maskeleme yöntemi bu şekilde oluyor. Veya V'ledim. Diyelim endledim. X'i sıfırla endlediğim zaman sıfır olur. Diğerlerin hepsi aynı kalır. Yani burada herhangi bir şeyi bir yapabilirim. Herhangi birisini sıfır yapabilirim. Şimdi burada birkaç tane daha bir shift etme var burada. Mesela bir şu tabir bir shift et demektir. Sola shift et demektir. Bu şuna karşılık gelir. Normalde bir bildiğiniz gibi 0 0 0 0 0 1'dir. Bir sola kaydırırsan buraya gelir. İki sola kaydırırsan bunun eşiti. İki kere yani şuradaki bir iki sola gitmiş olur. Üç sola kaydırırsan buna buraya gitmiş olur. Yani bunların karşılığı bunlardır. Şimdi burada bir tane örnek var. Diyor ki PB 5 5 biti 5. biti output yap diyor. Output'u neyle yapıyorduk? DDR-B ile yapıyorduk ve low output ver. Diyor. Bunu da portla yapıyorduk. Şimdi diğer pinleri hiç dokunmadan 5. biti ben output yapacağım. Diğerleri input olarak kullanılabilir. Output olarak kullanılabilir. Diğerlerine karışmıyorum. Sadece bunu maskeleyerek yapacağım. Şu gördüğünüz taktikle. Bunu ne yapayım? DDR-B portunu şu DDR-B olarak düşünelim. 0x2 ile 0x2 sıfırla. Bu ne demek? Şu yani 5. oluyor. 1, 2, 3, 4, pardon 0. bit, 1. bit, 2. bit, şu 3. bit, şu 4. bit, şu 5. bit. 5. bit yani şu sayı buna karşılık geliyor. Orlarsam ne olacaktır? Bak şurada gördüğümüz gibi. Bu sefer nereye gelecek? İşte 5. bitin olduğu yere şuraya gelecek. Şunun altındaki 1 olacak. Diğerlerinin hepsi aynı kalacak ve bunu 1 yapmış olacağız. Diğerlerinin olduğu gibi kalmasını sağlayarak. Aynı şekilde output da hani şu an output yaptık 5. biti. Output yaptık da high mı voltaj vereceğiz, low mu vereceğiz, 1 mi vereceğiz yani 0 mı vereceğiz, 0 verecekmişiz. Yine hiçbir diğer porttaki diğer pinlere dokunmadan yine maskeleme ile 5. biti low yapabiliriz. Bunda da end'i kullanıyoruz. Şimdi şöyle. Şu tilde işareti değil demek. Tilde. Burada bizim sayımız buydu. Şimdi tilde işareti koyarsak başına buna karşılık gelir. Yani 0x20 buna eşit. Tilde 0x20 de şuna eşit oluyor. 0x20 bu. Tilde 0x20 de bu. Bütün sayılar tersleniyor. Ve bu sayı bakın port B ile bu sayıyı endlersek
Şuradaki gibi. Bakın burada da birler vardı. Sıfır olan yer sıfır oluyordu. Birler değişmiyordu. Yani end yaptığımız zaman sadece gerekli olan, istediğimiz yer olan şurası sıfır olacak. Bu şekilde bunu sıfırlamış olacağız. Yani love output verecek. Birazcık hızlı geçiyorum. Bunları hızlıca anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi birazcık daha bunu kodu birazcık daha kompakt hale getirelim. Şu oru, bakın burada DDRB var, burada DDRB var. Bunu şu şekilde yazabilirim. Or eşittir. Aynı anlama gelir. Bunu da end eşittir yazabilirim. Aynı anlama gelir. Şimdi şunları kullanarak yazacağız. Bakın. Şimdi ben ne yaptım? Şurada 0x20 yazmıştım. Bunun yerine 1'i 5 defa sola kaydırdı diyebilirim. PB5'i yaptığımı biliyorum. PB5'te 5. bit olduğunu biliyorum. 5 defa sola kaydırdı diyebilirim. Sonra bunu orla yap diyebilirim. Aynı şekilde. Hatta şu şekilde de yazabilirim. Şu şekilde de yazabilirim. Bunu. Diğer sıfırlamayı da aynı şekilde yapabilirim. AVR'nin sağladığı bir kolaylık var burada. AVR'nin kütüphanesinde, ekleyeceğimiz kütüphanesinde AVR.io.h kütüphanesinde o header'ın belirttiği kütüphanede PB0'ı zaten 0 olarak atamışlar. PA0'ı 0 olarak atamışlar. PB1'e 1 olarak atamışlar. PA1'e 1 olarak, hani bu sayıları bunların içine önceden belirlemişler ve atamışlar. Yani bu bize şu kolaylığı sağlıyor. Ben DDRB dediğim zaman DDRB or 1 PB5 dediğim zaman bunun içinde 5 olduğu için 5 birim kaydıracak ve bununla orladığımız zaman sadece maskeleme yaparak bir tane biti, yani 5. biti PB5 bitini 1 yapmış oluyoruz. DDR'de yaptığımız için de bu output olarak kullanılıyor. Port B'de ise bu output'u nasıl kullanacağımızı belirliyorduk. 0, burada da clear diyoruz. 0 yapıyoruz. Ve love output olduğunu belirliyoruz. Şimdi daha da kolaylaştıralım işi. Bakın birazcık daha kolaylaştıralım. En başında biz şöyle bir makro tanımlarsak. Define set bit desek. X ve Y'ye bağlı bu makro. Ne peki açtığımız zaman x or eşittir 1 y kadar kaydır. 1 y kadar kaydır. Şu şekilde tanımladığımız zaman bu bakın yukarıda set ettiğimiz yani bir biti 1 yaptığımız olay. Clear yaptığımız 0 yaptığımız olay da şu. Bakın cl bit diye tanımlamışım. Tilde yapıp 1 işte Y'yi Y kadar bir sola shift et, sonra tersini al, sonra endle. Bu da clear yapıyor. Bunu başlarda belirlersek biz ne olacaktır? Ben aşağıda set bit deyip hani şu belirlediğim şeyi yazarsam ilk şeye byte olanı hani x byte'dı. Şu DDRB bizim byte çünkü 8 tane bit içiriyor. Bunu yazarsam sonra da gerekli olan biti yazarsam bu makroyu kullanarak direkt set etmiş olacağım. Ve clear bit yazdığım zaman da clear etmiş olacağım. Bu kodu böyle de yazabilirim. Daha kolay okunması için. Şimdi bir de toggle bit var. Toggle bit nedir? 1 ise 0 yapar, 0 ise 1 yapar. Şimdi bunun içinde şu XOR var. XOR'u kullanıyoruz. Mantıksal devre aldıysanız zaten bunları bilirsiniz. XOR ne, AND ne, OR ne. Bu olayları bilirsiniz. Şimdi 0, 0 XOR da 0 olur. Farklı ise 1 olur kısacası. Aynı ise 0 olur. Bakın 1, 1, 0 aynı 0 olmuş. 0, 0 aynı 0 olmuş. Farklı olduğu zaman 0, 1, 1 olmuş. 1, 0, 0 olmuş. Yani herhangi bir şeyi 0 ile ben XOR yaparsam bakın 0'ı 0 ile yaptığım zaman 0 oluyor. 1'i 0 ile yaptığım zaman 1 oluyor. Aynısı kalıyor. 1 iken 1 oluyor. 0 iken 0 oluyor. Peki 1 ile ben bir sayı XOR yaparsam bakalım 0, 1 iken 1 olmuş. Tersine gitmiş. 1 1 ile XOR olunca 0 olmuş. Bu da tersine gitmiş. Yani toggle'lanmış. Neyse ters olmuş. Şimdi bunu şöyle bir register'ımız olsa biz şöyle bir sayıyla bunu XOR yapsak
Bakın sıfırlar aynı kalıyor. Bir koyduğumuz yer tersleniyor. Şunlarda direkt set clear yapıyorduk. Fark ettiyseniz. Bunda ise toggle diyoruz. Ne varsa içinde sıfırsa bir yapıyoruz. Bir ise sıfır yapıyoruz. Şimdi bunun içinde bir tane makro yazdım buraya. Fazla uzatmayayım. Toggle bit anlamında. Toggle bit fark ettiyseniz bir XOR yapıyoruz. XOR eşittir. 1'i Y kadar shift et. Sonra toggle bit port B P5 0. Mesela burada yazacağımız aslında bu. Bir biti toggle yapacağız. Ve 500 milisaniye bekleyeceğiz. Yani yarım saniye. Sonra yeniden toggle yapacak. Döngüye geldiği zaman 1'si 0 0'sa 1 yapacak. Ve hiç durmadan yandırıp söndürecek. Basitçe bu yapacağımız. Şimdi kodu yazmaya başlayalım. Şu masa üstüne ben bir adet klasör oluşturuyorum. AVR diyeyim. Ve bunun iş öncesinde tabi indirmemiz gereken bazı şeyler var. Yüklememiz gereken. Sudo apt install gcc avr. Ben bunları önceden yükledim. Sonra avr libc avr dude bu yakmak için programlamak için intro denetleyicimizi usb a usb asp kullanıyorum ben. 20-30 liraya alabilirsiniz. İnternette var. Yazılım şu şekilde usb asp. Bu programlayıcıyı kullanıyorum. 20-30 liraya bulunuyor internette. AVR dut, AVR lipsin, hissi AVR, bir de bin utils. Bin utils'i yüklememiştim. Onu yükleyeyim diye ben yüklemiştim. Tamam, bunları yüklediğim zaman programlayabiliriz. Bir de ben programlamak için bir sürü text editörler var. Hepsini kullanabilirsiniz. Ama ben Atom'u kullanmak istiyorum. Atom içinde şu siteden indirin. Şey de yok. Repozitörler de yok. Bakın göstereyim. Apt search Atom. Gördüğünüz gibi varmış. Tüh, keşke repozitoriden yükleseydim. Neyse, repozitori de yoksa gelip işte bu siteden, kendi sitesinden atom.io https atom.io buradan indirebilirsiniz. Debian versiyonunu indirip ben indirdim. Sonra gelip indirdiğiniz yerde burada bir terminal açıp dpkg-i sonra paketin adı yazıp enter'e bastığınız zaman bunu yükleyecektir. Eğer dependency sıkıntısı olursa o yüklü olmayan dependency'leri yüklemeye yükleyin. O zaman sıkıntı çözülecektir. Ben yükledim. Şimdi ben burada bir tane klasör oluşturuyorum. Dizim oluşturuyorum. Project 1'in ilgili. Burada bir terminal açıyorum. Atom'u burada başlatıyorum. Şöyle dissolve diyeyim. Şu an Atom bu terminale bağlı. Yazdığım zaman bu terminale bağlı olmaktan çıkacak. Artık bu terminali kapatabilirim. Ne olursun kapatmayayım. Evet. Şimdi şuraya new file diyorum. İsmini main.c koyuyorum. Yaklaştırayım. Şimdi başlayalım. Include ilk olarak include yapıyoruz. AVR kütüphaneye ekliyoruz. Sonra bizim
mikro işlemcimizin frekansını tanımlamamız lazım. Ben AppTiny kullanıyorum. AppTiny 13A. Bunu biraz deneme yanılma yoluyla veya detişikten bakarak bulabilirsiniz. Ben doğru frekansın define demem lazım. FCPU 1 MHz'de buldum. Tam 1 MHz'de istediğim gibi çalıştı. Detişikten bakıp yazabilirsiniz bunu. Sonra bu frekansı tanımladıktan sonra delay fonksiyonunu, delay kütüphanesini tanımlıyoruz. Util delay nokta h. Sonra bizim şu dediğim define set biti tanımlıyorum. X ve y'ye bağlıydı bu. X or eşittir 1'i y'ye kadar shift etti. Sonra clear biti tanımlıyorum. Da x end eşittir tilde 1 y'ye kadar shift etti. Sonra toggle biti de tanımlayalım. Evet. Şimdi integer ana fonksiyonumuzu başlayabiliriz. Bir tane sonsuz döngü yapalım. Bunun öncesinde şimdi set bit deyip ddr d'mizi TB0'ı ben output olarak kullanmak istiyorum. Ve ilk başta 0 olsun. Clear bit deyip port B'den TB0'ı 0 diyeyim. Hani içindeki port B de TB0 0 olsun. Ne yaptım şu anda? TB0 biti output olarak kullan TB0 bitini log yap. Şimdi burada ben her seferinde toggle yapacağım ve 500 milisaniye bekleyeceğim. Yani yakıp söndürmemiz buydu. Toggle bit diyorum. Port B'den TB0'ı toggle diyorum. Sonra util delay'deki şunda olan şu fonksiyonu kullanıyorum. 500 milisaniye bekletiyorum. Kaydedeyim. Şu an kaydettim. Ve şuradaki terminalimi açayım. Bakın aynı yerdeyim. Hatta içeriğimi göstereyim. Burada yazdığımız kod. Noktası. Şimdi ilk olarak bu kodu bir kere avrgcc ile derleyelim. Avrgcc ile. Burada bütün wall duvar değil. Bütün warningsler. Warning all. All warningleri göster. Y debug information, debug bilgisini göster. Space'i optimize et, yani bu kodda space'i mümkün olduğunca optimum tut. Fazla yer kaplamasın kendisini. Buna göre şeyleri vardır. Bunu belirtiyoruz olsa. Sonra o output olarak main.elf diyelim. Bir elf dosyası oluşturalım. Ve input dosyamız main.c. Bu dosyayı alacak, bu dosyayı oluşturacak, bu dosyayı yani compile edip bu dosyayı oluşturacak. Bunu oluştururken de bütün warningleri gösterecek, debug bilgisini gösterecek, space'i de optimize edecek. Evet, bir hatamız var.
Burada onu ne görüyoruz? 9, 11'de. Ha evet. Hatamı anladım. Ben bunu kodluyorum da benim device'im mi? Yani şurada onu belirtmemişim. Şurada bir yerde belirteyim. Dash MCU. MCU sanırsam. Get tiny 13A. Tane litre vardı. Şuraya ben bunun bilgisini koymuştum. Daha önceden. Bakalım. Bir tane. Arkada atom açık olsun. Tam burada. Tane var. Ve tabii ki de eşit olacak. Kusura bakmayın. Evet, şu an herhangi bir sıkıntı olmadan bakın bir kere daha çalıştırayım. Yaptı. Fark ettiyseniz şuraya main elf dosyası geldi. Göstermek için göstereyim. Main elf. Bu yalnız benim bilgisayarıma göre çalıştırabilir. Bunu kod şeye atmadan önce mikro işlemcinin mikro denetleyiciye göre çalıştırabilmesi için hex dosyasını çevirmemiz lazım. Bu iş için de avr obj copy bunu kullanıyoruz. Şurada yine dersime çalıştım ben burayı koydum. Şimdi burada şurada da simülasyon bilgileri var. Buraya girmeyin, kafanızı karıştırmayın. Simülasyon bilgileri. Burada o hex, hex dosyasını çevireceğimiz için re-remove burada biz eip room section'ı var, bölümü var. Onu istemiyoruz. Onu koyduğumuz zaman hata çıkıyordu. Ben onu fark ettim. Onu koyulduğu zaman hata veriyordu bir yerde. O yüzden o eip room section'ı remove et, çıkar. Yani hex'i çevireceğim. Sonra main.elf bizim elf dosyamız ve output dosyamız main.hex. Şimdi baktığınız zaman hex dosyası burada gözüküyor. Bakın hex dump'la bu dosyayı x şeyini koyarak hexadecimal formatta görebilirsiniz. Aynı şekilde main c'yi de görebiliriz hexadecimal formatta. Main elf'i de görebiliriz. Hex dump'la. Hexadecimal formatta. Bunlar bu şekilde. En uzun da main.f. Şimdi sen neyse. C ile de karakter olarak da görebilirsiniz. Şu an hex dosyamız hazır. Yapmamız gereken şey bunu device'a yakmamız. Şimdi şuradan ben USB'mi takayım. Şu an taktım. Ve buradan USB'ye geliyorum. Bakın şurada USB ASP çıktı. Bunu içeriye koyalım. Aktaralım. Evet, USB dediğimiz zaman geldi şurada. Yani şu an VirtualBox'a aktardık USB'yi. Ve şu an AVR Duty ile bunu USB'ye yakacağız. Bakın basıyorum ve şu an çalıştı. Burada birkaç bilgi vermek istiyorum. Burada AVR kodlamak için kullandığımız USB, ASB, USB, ASP burada. Bunu internette alabilirsiniz 20-30 liraya. Ben öyle almıştım. Bilmiyorum, dolar artıyor, fiyat artabilir biraz daha. Burada
Bakın burada bunu kameraya odaklarsam. Ben şuradan ters tutuyormuşum. Burada Mossy, NC not connected, RST, RST, işte SC, Serial Clock, MISO, VCC, Grant falan var. Bunları şuradan geliyor, bakın burada kablosu da var. Burada böyle bunları takıyorsunuz. Bunu internette nasıl takıldığına bakabilirsiniz ama burada bir zıtlık vardı, ben onu fark etmiştim. Şöyle tuttuğunuz zaman bunu, şöyle tuttuğunuz zaman altındaki yerler, bunu da böyle tuttuğunuz zaman aynı oluyordu. Şu şöyle tutayım bunu. Bakın mesela şimdi şu tırnak sağ tarafta, gördüğünüz gibi. Şurada bir tırnak var sağ tarafta. Şöyle. Tırnak sağ taraftayken şu sol üstteki VCC. Yani plus voltaj. Yani voltaj olan yer. Şimdi şöyle tuttuğumuz zaman bu VCC, gerisi kalan aynı. Yani tırnağı sağ tarafa aldığınız zaman burada sol üst tarafta VCC var. Geri kalanlar aynı. Oradan çıkarabilirsiniz. Bunu işte AdTiny13'müz burada. Bunun data sheet'ine bakıp oradan MOSI nereye bağlanıyor, işte MISO nereye bağlanıyor, SCK nereye bağlanıyor, Grant nereye bağlanıyor, onları bağlayabilirsiniz. Bir de burada etmek istediğim bir şey daha var. Şimdi bakın şurada köprü yapma şeyi var. Hani bundan bunu birleştirme yerleri var. Biraz ulaklayabilirsem. Niye odaklayamıyorum? Odaklı gibi. Bakın şunlar köprü yapma yerleri. Burada şurada da olması gerekiyor. JP3 yazan yerde. Buraya koymamışlar. Ve bunu köprüleme, yani birleştirmeyince bu JP3'leri çalışmıyordu. Ben de şöyle bir jumper aldım. Jumper'ım var. Onu takıyorum. Köprülüyorum. Basitçe. Tabii yapabilirsem. Köprülemeyi yaptım. Ben bunu bağlayayım. Daha önce, az önce kodu yükledim zaten. Şimdi göstermek için çıkardım size. Bundan kasanın USB yerine takıyorum. Enerji geldiği için çalışmaya başladı ama burada kodu tekrar yükleyeyim. Kodu tekrar yüklüyorum. Yeniden kodu. Yani bir küçük gidip geldi. Şu anda yükledim kodu. Şu an çalışıyorum. Bilgisayardan çekmesin enerjiyi. O yüzden bunu çıkarıyorum. Şurada benim bir tane pilim var. 3 voltluk. Burada bağlantıyı yaptım. Bilgisayardan sadece bir kodlarken enerji çeksin. Taktığım zaman evet. LED yanıp sönüyor. Burada bir diğer nokta ise şu kodu yazdığım yerde P, işte zaten bunu çıkarabilirsiniz. AdTiny13 benim şu anki mikro denetleyicim. Kullandım. JUSB ASP, USB ASP kullanıyorum. Flash yapıyoruz. WWrite için işte dosyamız main hex, EHEX formatında ve o yüzden iyi koyuyoruz. P, bu da USB belirtmek için. Bunları şunlardan da öğrenebilirsiniz. Tüm hepsini A veriyoruz. Help yazdığınız zaman tire koyun. Burada size bilgileri verecektir. Neyin ne işe yaradığını. Daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Hatta AVR
CCC için de aynısı geçerli. Bakın. Burada daha farklı helpler de var. Yani daha spesifik konuda helpler de var. Mesela help eşittir common için common helpler. İşte target help var. Help eşittir burada da target diyebiliyorsunuz. Warnings. İşte burada biz diyelim ki şunu yazalım. Target help. Bakın burada bütün desteklenen mikro denetleyiciler de var. ABR, GCC'de. Biz AppTiny 13 A'yı yaptık. Ve AppTiny 15, 12 görebiliyoruz. Atmega'lar var. Atmega 328P çok kullanılan bir tane metro denetleyicidir bu arada. Onu da söyleyeyim. Aynı şekilde AVR, OBJ, CAPI help yaptığınız zaman da size bilgiler verecektir. Videonun uzunluğu ne kadar oldu bilmiyorum. Bu videoda basit olarak bir LED'i yakıp söndürdük. Bir sonraki videolarda makefile'ler üzerinde de durarım. Böylelik bir başlangıç videosu olsun. Simülasyon da yapmadık. Simülasyonu da nasıl yaparız? O video ileride onlarla ilgili videolar da çekerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.